Merhaba arkadaşlar, bugün iki tane kombin yaptım size. Bu mağazanızda bulunan en ucuz kombinle en yüksek fiyatlı kombin karşılaştırması. Şimdi izleyelim. Şimdi en ucuz kombin parçalarından başlayalım. Bu LS2FF352 bir kask. 1350 gram ağırlığında ECE2205 sertifikasına sahip. Kademeli olarak dediğim gibi önden açılan camı var. Burun pedi var, çene pedi yok, mikrometrik bir tane bağlantısı var. Şimdi ProElim montuna geçiyorum. ProElim montu gerçekten ucuz bir mont. 250 lira civarında bir mont. ProElim montunu giyerek göstereyim. Bu 3 mevsimlik bir mont. Ön tarafı fermuarlı ve altında bir tane çıt çıtı var. Ön tarafında bir tane aşağıya doğru cebi var. Kolları ayarlanabilir yine fermuarla, cırt cırtla ayarlanabilir bilekleri var. Dışı su geçirmezdir. Dediğim gibi 250 lira civarında bir mont. Ön tarafında yine üst tarafında bir tane cep var. Yan cepleri var. Belden ayarlamak için şöyle cırt cırtları var. Arka tarafı da gördüğünüz gibi. İsterseniz sırt koruması koyabilirsiniz. Bunun omuzlarında ve dirseklerinde C onaylı korumalar var. Kolları da cırt cırtla ayarlanabiliyor. Kışın giymek isteyenler içine bir tane daha rüzgarlık giyse fena olmaz. Ya da işte en üstünüze yağmurluk giyerek kış boyunca da kullanabilirsiniz bunu. Boynunda ise yine cırt cırtla ayarlanabilen yeri var. Bu da en ucuz montlardan bir tanesi. Bu eldivenler Armoden'in bir eldiveni. Yine mağazamızda bulunan en ucuz eldivenlerden bir tanesi. Üst tarafında bir tane büyük bir koruması var. Bileğinize olması için şurası sıkı bir şekilde bileğinize oturuyor ve büzgü şeklinde. Burasında da bir tane cırt cırtı var. Bu cırt cırtla da rahatlıkla elinize olması veya işte içine montunuzu sokabilmeniz sağlanmaya çalışılmış. Şöyle açılıyor, rahatlıkla çıkıyor. Dediğim gibi 65 lira en ucuz eldivenlerden bir tanesi. Bunlar da Armoden'in dizlikleri. Bunların fiyatı 39 lira. Mağazada bulunan en ucuz dizliklerden bir tanesi. Dışı plastik, içi kumaş yapıdadır. Ve cırt cırtla dizinizin çevresinde dolaştırarak kapatırsınız. Mağazamızdaki en ucuz dizlikler. Bu da Rockwell'in bir ürünü. Bu bir bot. Bu botu 269 liraya alabilirsiniz. Bu da mağazamızda en ucuz olan botlardan bir tanesi. Kısa bir bottur. Su geçirmezdir. Bağcıkla kapanır. İç tarafı terletmeyen bir kumaşa sahiptir. Burun, bilek ve topuk koruması vardır. Altı da kaydırmaz şekilde yapılmıştır. Rahat ve kullanışlı bir bottur. Türk malıdır. O yüzden de bunu önerebilirim. Tabii ki daha üst düzey botlar var. Onu biraz sonra en yüksek fiyatlı kombinle beraber tanıtacağım. Şimdi ise en yüksek kombin tanıtımına geçelim. Bu kombinle beraber, en pahalı kombinle beraber size tanıtacağım kask Arayan'ın Turix 4'ü. Bu gerçekten müthiş bir kask. Sport Touring olarak geçiyor. Çift yönlü kullanılabiliyor. Nasıl çift yönlü derseniz, üstünde bir tereği var. Bu tereği çıkartıp spor bir model gibi kullanabiliyorsunuz. Tabi bu terekle kullanmak ve hız yapmak çok akıllıca bir şey değil. Çünkü terek çok fazla sarsıntı yapacaktır yüksek hızlarda. Ön tarafında şurasında bir kilit mekanizması var. Hemen şurasında. Kilit mekanizmasının altından bastırınca yukarıya doğru açılıyor. Tereğine doğru açılıyor. Ön tarafında hava kanalı var. Üst tarafında tereğin hemen üstünde hava kanalları var. Arka tarafında hava kanalları var. Hem de 4 tane. Bunlar da elle idare edilebiliyor. Trikompozit bir yapıya sahip. Arayan'ın dediğim gibi bir modeli. İçine baktığınızda zaten hani burun pedi yok ama hani ön tarafı gerçekten hava alabilir şekilde yapılmış. İç pedleri çok iyi yapılmış. Aldığı havayı zaten hani şurada da 3 tane hava alma kanalı var. Aldığı havayı rahatlıkla ön camınızı buharlaştırmadan içine verecektir. Ve size hem yazın hem kışın rahatlıkla bir sürüş imkanı sağlayacaktır. Arayan'ın bu kaskı 3500 liralık bir kask. Bu kaskın bildiğiniz gibi altından şimdi de bahsedeyim. Double D bir bağlantıya sahip. Pedleri gerçekten çok iyi konumlandırılmış. Sizi terletmemesi için yapılmış. Terleseniz de kolaylıkla bu teri emebilen bir yapıya sahip. Turix 4 bu mağazada şu anda bulunan en pahalı kasklardan bir tanesi. Rooker Android montunu tanıtacağım şimdi size. Bunlar gerçekten iyi bir mont. İngiliz polisi hatta bunlardan kullanıyor. Hatta bunlar için kışın içinize sadece bir tişört giyerek kullanabilirsiniz deniyor. CE onaylı 1621'e bir sertifikalı bütün korumaları var. Her tarafında koruma var. Arka tarafında
dirseklerinde, omuzlarında koruma var. Aşınmaz, yıpranmaz bir kumaşa sahip. Hiçbir zaman su geçirmeyecek bir yapıya sahip. Özel yırtınmaya, sürtünmeye, kazaya karşı çok dayanıklı korumaları ve dış yüzeyi var. Kordura kumaşlardan yapılma ve özel balistikler için geliştirilen kevlar desteklere sahip. Kevlar iç yapıya sahip. Kollarında özellikle bu yapıyı detaylı olarak görebilirsiniz. Özellikle kol işlerinde ayarlamanız için bir sürü çıt çıt mekanizması var, fermuarları var ve buralarında cırt cırtları var. Su ve rüzgar geçirmez bir yapıya sahip. İç tarafında bir tane astarı var. Bu astarı çıkartabilirsiniz. Birçok cebi bulunuyor hem önünde içlerinde. Özellikle belinde de çok iyi ayarlama yerleri var ve cırt cırtları var. Tamamen kapandığında şunu kapatarak göstereyim. İç tarafında bir tane kapatmak için fermuar var. Tabii ki bunun üstünde de kapatma yerleri var. Şöyle kapandığı zaman boynunuza kadar kapanıyor. Şu anda zaten acayip sıcak oldu ve yüzünüzü de tamamen kapatmak, sonra da kaskı giymek için şöyle bir yeri var. Bunu da tamamen kapatıp korunabiliyorsunuz. Bu yaklaşık 1070 lira civarında bir eldiven. Revit'in bir eldiveni, Taurus GTX diye geçiyor. Üstünde körük mekanizması var. Korumaları gerçekten müthiş. Eklem yerleri gerçekten çok iyi koruyor ve bütün eklem yerlerinde özel korumalara sahip. Cırt cırta sahip ve fermuar mekanizması var. Bileğinde de sıkıştırma yeri var. İçinde de bir tane içliği var. Bu içlikte elinizin kışın üşümemesi için yapılmış. Seasoft korumaları var dedim, körük mekanizması var dedim, bileğinde sıkma yeri var dedim. Ve eklem yerleri, içi tamamen deri, bilek koruması var. Ve içinin deri olması da bunun gerçekten hani sürtmelere, çarpmalara karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bunlar da Dynas'in Nivea 1 diye geçen dizlik korumaları, 286 lira bir fiyata sahip. Bunu da isterseniz mağazanızdan alabilirsiniz. İç tarafı yumuşaktır, dizinize rahat oturacaktır, cırt cırtla kapanıyor. Her tarafından 3 tane koruması var ve dışı da gerçekten dayanıklı bir yapıda. Aynı zamanda mafsallı bir dizlik olduğu için de rahat sürmeniz için şöyle kıvrılıyor. Bunlar da bulabildiğimiz bu mağazadaki Daytona'nın Gore-Tex Spirit GTX diye olan çizmeleri 1358 lira olarak geçiyor. Bunlar mağazamızda bulunan en pahalı botlardan. Daytona'nın Spirit GTX'i ön tarafında kolum koruması var, üst tarafında vites koruması var, körük mekanizması var, arka tarafında da körük mekanizması var. Ön tarafında burun koruması var. Bildiğiniz gibi uzun botlardan bir tanesi. Cırt cırtla açılıyor, fermuarlı bir şekilde açılıyor. Rahat giyebilmeniz için geniş bir ayak sokmak için yeri var. Delikli bir yapıya sahip, körük mekanizması dediğim gibi ön tarafta da var. Arka tarafında şöyle bir tane şurada topuk koruması var. Tabii ki bilek korumaları var. Her yeri koruma, alt tarafı da kaydırmaz tabandır. İç tarafı da kolaylıkla ayağınızı terletmeyecektir. Mağazamızdaki en pahalı botlardan bir tanesidir. Bugün size en ucuz ve en pahalı kombin karşılaştırması yaptım. Tabii ki mağazamızda orta düzey, üst düzey, en alt düzey ile orta düzey ile alt düzey arası bir sürü koruma, kask veya işte ekipman çeşitleri var. Mağazamıza uğrayın. İstanbul İçerenköy Ataşehir Kartal Sokak'tayız. Google'a yazdığınız zaman Kartal Sokak olarak çıkacaktır. Buraya geldiğinizde Kara Kartal Sokak yazıyor. Ondan yanlışlık yapmayın. Hemen metronun ikinci çıkışındayız. Hepinize iyi sürüşler.